Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 1 Temmuz Pazartesi gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Öncelikle gün genelinde daha böyle ağırkanlı, inatçı, tutucu, aynı zamanda temkinli, aynı zamanda keyfine düşkünlük ve aynı zamanda da maddi manevi güvenilirlik arayacağız. Yani hayatımızın hem aşk hayatımızla ilgili, özel hayatımızla ilgili, hem maddi konularla ilgili güven arayışı içinde olacağımız bir gün diyebiliriz. Biraz yemeğe, içmeye artış söz konusu olabilir. Biraz fazla düşkünlük olabilir. Keyif verebilir. Yemek yemek keyif verebilir. Sadece mutlu olmak için yemek yiyebiliriz. Eğer diyet falan yapıyorsanız maalesef bugün için biraz daha zor olacaktır hepimiz için. Ve aynı zamanda özel hayatımızda da ilişkilerimizde de sadakat ön planda olacak ve güven ihtiyacı söz konusu olacaktır. Yani ilişkiye güven, karşı tarafın sevgisine güven ve karşı tarafa güven duygusunun yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Sakin biraz olabiliriz, daha ağırkanlı olacağız. Yani birden öyle parlama ya da koşma yapma ya da aklımıza gelen her şeyi yapma gibi durum değil de daha sakin, daha üzerinde düşünerek, daha ağırkanlı ilerleyeceğimiz bir gün diyebilirim. Günün olumlu enerjilerinden faydalanabilecek olan burçlar sevgili arkadaşlar, Boğa burcu, Başak burcu ve Oğlak burçları günün olumlu etkilerinden daha çok faydalanacaklardır. Akrep burcu, Aslan burcu ve Kova burcu da biraz zorlanmalar, biraz engellenmeler, biraz gecikmeler, biraz böyle çatışmalar söz konusu olabilir. Yani zorlanacak olan burçlar arasında yer alıyor diyebilirim. Aynı zamanda sağlık açısından da ses kısıklığı, iştah, yani bir yandan iştah açıklığı söz konusu ama bu iştah açıklığı bir sağlık sorununa da götürebilir bizi sevgili arkadaşlar. Mesela aşırı şekerli, aşırı tatlı türü yiyeceklere meyil edebiliriz ve bundan dolayı da şekerle ilgili bir vücuda giren fazla şekerle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Yeme içmeye dikkat diyoruz. Şimdi sabah saatlerinde sevgili arkadaşlar, hem özel ilişkimizde ve hem de iş hayatımızda destekleyici etkiler söz konusu. Yani güçleneceğiz, aktif olacağız, başvurular için iyi, görüşmeler için açısından iyi. Çünkü ay güneş 60'lığı söz konusu ve bu da bize güçlü kişilerle, lider kişilerle, çevremizdeki otorite figürleriyle ilgili diyaloglarımızın ve aramızdaki bağlantılarla ilgili etkilerde güzel ve uyumlu açısını bizim işimizde ve özel hayatımıza yansıtacaktır diyebiliriz. Akşam saatlerinde biraz daha böyle agresif durumlar söz konusu, biraz sinirli olabiliriz ama bu agresiflik ve sinir durumunu birine çatmaktan ziyade kendimizi bir şeylere yönlendirerek, bir şeylerle uğraşarak sanki bu durumu atlatabiliriz gibi görünüyor. Yani kimseye çatmamak için işte şöyle uğraşıyorum, bununla uğraşıyorum. Mesela bazılarımız ev temizleyebilir, bazılarımız spor yapabilir, bazılarımız yürüyüşe gidebilir. Yani bu tarz etkiler söz konusu gibi çatmamak için, kavga etmemek için kendinizi bir şeylerle oyalama enerjisinin hakim olması görünüyor diyebilirim. Aynı zamanda yine akşam saatlerinde sevgili arkadaşlar, yine ilişkiler açısından olumlu saatler diyebilirim. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelmek, görüşmek, birlikte olmak ve aynı zamanda sevgi alışverişini dengelemek isteyeceğiniz bir durum var diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Keyif odaklı olacağız, keyfimize önem vereceğiz. Ve şunu da söyleyebilirim, özellikle sabah saatlerinde işte işe gidenler için
işe geç kalma gibi durum olabilir. Uykuda kalma gibi bir durum olabilir. Yataktan çıkmakta sorunlar yaşayabiliriz. Uyku problemleri söz konusu olabilir. Yani uyku problemi söz konusu olacak derken uyuyamamayla ilgisi yok. Uyumak isteyeceğiz ama kalkmak zorunda olduğumuz için bu durum biraz bizi zorlayacak gibi görünüyor. Veya yine akşam saatlerinde aile büyüklerinden destekler görebiliriz ya da sorumluluklarımız ve görevlerimizi yerine getirirken güzel açılar, olumlu açılar bizim işimizi daha böyle rast getirecek gibi görünüyor diyebiliriz gün geneli içinde. Sevgili arkadaşlar, evet genel itibariyle günün açıları güzel ve enerjisi de güzel sevgili arkadaşlar. Ay Boğa burcunda olacak. Ay Boğa burcunda yücelir ve konumu olarak kendine iyi hissettiği bir alanda ve iyi hissettiği için hepimizde daha iyi ve daha huzurlu bir enerji içinde ve duygular içinde olacağımız bir gün diyebilirim sevgili arkadaşlar. Ama gün genelinde maddi konularda önem olacak bizim için. Önemli olacak yani para konusu. Evet, 1 Temmuz Pazartesi gününün mesajı diyoruz. Bakalım 1 Temmuz Pazartesi gününün mesajı diyoruz. Rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Asaların dokuzlusu. Bir bekleyiş içindesiniz sanki. Beklediğiniz bir durum var. 9 haftadır, 9 gündür, 9 aydır uğraştığınız bir konuyla ilgili, bekleyişte olduğunuz bir durumla ilgili harekete geçeceğiniz bir gün diyebilirim. Bu bekleyişinizin mükafatını görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. 1 Temmuz Pazartesi diyoruz. Bakalım. Ateş Kraliçesi geldi. Kanatlarını açarak uç. Kabiliyetinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun dedi burada kartımız sevgili arkadaşlar. Kendinden emin olacaksınız. Sıcak, akıllı ve minnettar bir enerjide olmamız mümkün. Burada Ateş Kraliçesi ile istediğimizi alabileceğimiz bir enerjinin hakim olduğu görünüyor gün geneli içinde. Ki zaten burada da asaların dokuzlusuyla bir bekleyişte olanların bekleyişlerinin mükafatını göreceklerini ve bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor. Bu bekleyişten kurtulacaksınız artık. Kanatlarınızı açarak uçmanın vakti geldi. İstediğiniz şeye kavuşacağınız, hedeflediğiniz konu, durum, olay ne ise bununla ilgili de hedefe doğru ilerleyeceğiniz, güçlü olacağınız ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar bir an önce harekete geçeceğiniz durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz gün geneli içinde. Evet sevgili arkadaşlar, genel itibariyle gelen mesajlarda gayet güzel. Demek ki hareketli bir dönem. Mesaj bekleyenler, mesajınız olumlu bir şekilde gelebilir diyorum sevgili arkadaşlar. Ve kanatlanarak da uçmanın vaktinin geldiğini söylüyor kartımız bize. Evet, hareket zamanı. Nerede hareket orada bereket demişler. Bizde de demek ki bugün hareketli bir döneme geçiş yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.